Geldiler. Nihayet. Nasıl hissediyorsun? İyiyim. Her şey için çok teşekkür ederim. Kararın ne peki? Kalıyor musun? Gidiyor musun? Kalıyorum demiyor. O kadar çok isterdim ki. Peki. Sen bilirsin. O zaman iyi yolculuklar. Teşekkürler. Zeyno, benim Gonca'ya iki çift lafım var. Burada bekle beni, olur mu? Kıza ters bir şey söyleme, tamam mı? Gonca, neredesin sen? Hani hemen gelecektik? Seni beklemekten bir hal olduk hepimiz. Özür dilerim. Bak biz burada seni bekliyoruz. O herif de bunu biliyor. Neymiş yani yolumuzu kesip seni alıp götürecek kadar önemli olan şey? Tamam. Sitem etmekte haklısın, evet, ama gerçekten çok önemliydi. Öyle mi? Bir mahsuru yoksa biz de öğrenebilir miyiz? Yani sonuçta hepimiz İstanbul'dan atladık geldik buraya senin için. Babam burada, Zeynep burada. Ben zaten uzun süredir Isparta'dayım. Yani bunu bilmek hakkımız bence. Şey, bana çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Ne güzel. Keşke biz de gelseydik, öğrenebilseydik o sürprizi. Neymiş sürpriz Gonca'cığım? Annemin evi. İçini, dışını, her yerini temizletmiş ya. Bahçesini bile düzenlemiş. Kim? Toprak. Evet. Allah'ım, evi alıp satacak. Bir de değerlensin diye yatırım yapıyor. Bu mu sürpriz? Sürpriz, annenden kalan eve Atabeylerin çökmesi mi? Ya öyle değil. Anlamıyorsun. Gonca, ben gayet iyi anlıyorum. Çünkü sen haklıydın. Avukatla konuştum, Hidayet Bey'le. Eve teklif yapan Halil Atabey, toprağın babası. Ya babası ne düşündü umurumda bile değil. Toprak kal burada dedi. Hem zaten her şeyi benim bu eve sahip çıkmam için yapmış. Benim burada kalmam için. Ne kadar düşünceli herif. Toprak Bey'e bak. Arda'nın hiç aklına gelmez böyle şeyler. Evi derlemek, temizletmek. Ayrıca bu toprağın senin burada kalmanla ilgili derdi ne? Daha fazla tartışmak istemiyorum. Tamam mı? Babam nerede? Sen gittiğinden beri herifin ağzını bıçak açmıyor. Gidip arabada dinleneceğim dedi biraz. Hadi artık çocuk gibi tartışmayın. İnsanlar duyacak. Sen nasılsın Gonca, iyi misin? Kafam karışık. Arda da bayağı yardımcı oluyor sağ olsun. Bravo Arda ya. Gerçekten şu olayda ben suçlu çıktım ya, inanılmaz. E kız seni suçlamıyor. Üstüne gitme Arda. Sakin ol. Biliyorum sizi peşimden buraya kadar sürükledim. Yordum sizi değil mi? Ya olur mu? Biz senin için geldik buraya. Sen iyi ol, bize yeter. Benim babamla konuşmam lazım. Ona sormam gereken bayağı önemli sorular var. Nerede? Şurada, otoparkta. Hem babanın da bir gönlünü almış olursun. Biz seni burada bekliyoruz, tamam mı? Tabii canım, bekleriz. Ben bir çay daha içerim, bir tane daha içerim. Göle bakarken içerim, beklerken içerim. Vakitten bol, daha neyimiz var ki zaten? Arda, ne demiştik? Tamam, her neyse. Hadi gidip yine göl izleyelim, yine çay içelim, yine Gonca'yı bekleyelim. Bitti mi? Tamam mı? Konuşabilir miyiz? Yani konuşacak ne var? Benim sözümün
Bir önemi yok ki artık. Bugüne kadar senin sözünden hiç çıkmadım değil mi baba? Her söylediğini yaptım. Her dediğine de inandım değil mi? Ne demek bu her dediğine inandım? Ne demek istiyorsun? Bunlar nereden çıktı? Toprak bütün evi temizletmiş. O sedir var ya, annemin son nefesini verdiği sedir. Onu bile yapmış. Ne hakla? He? Ne hakla? Annenin eşyalarına ne hakla dokunuyor bu? Fatma Ana izin vermiş. Hasbinallah, delirtecek misiniz beni ya? Ya bırak şimdi Fatma'yı da, Atabeyleri de. Ya onlar senin annenin hayatını mahvetmişler. Seninkini de mahvetmeye çalışıyorlar. Ya ne olacak da hayatım mahvolacak? Ha? Baba ne saklıyorsunuz? Bu patik ne? O beşik ne? Bu eşyalar ne işi var burada baba? Allah aşkına söyler misin? Annem burada mı hamile kaldı bana? Burada mı doğurdu beni? Kızım, senin nüfus cüzdanında doğum yeri neresi yazıyor? Ha? İstanbul. Neyi zorluyorsun sen? Annemin mezarı da İstanbul'daydı hani. O başka mesele. Senin Atabeylerle alıp veremediğin ne? Ya toprağın adını her duyduğunda neden sinirleniyorsun? Ben diyeceğimi dedim. Ya şimdi bu şehri terk ederiz ya da... Ya da ne? Ya da babalık hakkımı helal etmem sana. Bir daha da senin yüzüne bile bakmam. Benden ne saklıyorsunuz?